Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. 9. sınıf arkadaşlarımızın çok güzel soruları var. Sorabiliyor muyuz? Tabii buyurunuz. Hemen başlıyorum. Aleyna Abak demiş ki hocam, YKS'ye ne zaman çalışmaya başlamalıyız? Evet, öncelikle şöyle bir sakin olalım. Biliyorsunuz biz LGS temposundan yeni çıktık ve şu anda artık 9. sınıf öğrencisiyiz. Ve şu anda içinde bulunduğumuz durumda belki LGS'de başarılı olduk veya olamadık ve içimizde kuvvetli bir şekilde üniversite sınavları arzusu yatıyor olabilir. Şu anda bu arzuyla yeni tutuşan arkadaşlara anlıyorum. Bu olmalı ve buna ihtiyacımız var. Ancak çalışmalarımız YKS odaklı değil de böyle şimdiden 9. sınıf konularını bilerek, onları önemseyerek, orada iyi olarak, okul tekrarlarını yaparak yaparsak bizim için çok daha etkili olacaktır. İsterseniz bunun adına üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık değil de daha çok okul derslerinin tekrarı ve 9. sınıf konularında iyi olma olarak değerlendirelim. Zaten bunlar da biliyorsunuz bu sınavlar için zaten bir altyapı oluşturacak. Bu yüzden şimdiden kendimizi üniversite sınavlarına hazırlıyorum moduna sokmaya gerek yok bence. Peki hocam, Aleyna 9'dan 10'a geçtiyse aynı şey mi geçerli? Evet, artık 9'dan 10'a geçtiysek biraz o tatil modunu da geride bırakmış olmamız lazım. Yavaş yavaş artık çalışmalara başlamamız lazım. Tabii bizler üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için tam olarak 11. sınıfın bu hazırlıklara başlanması gereken zaman olarak düşünüyoruz. Bu demek değildir ki 9. ve 10. sınıfta yatalım, tatil moduna geçelim. Böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Burada istediğimiz şey 9. sınıfta ve 10. sınıfta okul derslerimizde iyi olmaya özen göstermek. Çünkü burada biliyorsunuz eksiklerimiz varsa maalesef 11. ve 12. sınıfta çok konu birikiyor ve öğrenciler bu durumun üstesinden gelemeyebiliyorlar. Bu yüzden 9. sınıftan 10. sınıfa geçtiysek artık varsa 9'da önemli ölçüdeki eksiklerimizi tamamlamak ve onun haricinde de 10. sınıfta en az bir dersten şöyle iyi olacağımız çalışmaları devam ettirebilmek 11. sınıfa hazır başlamak için. BTS'li Kalp demiş ki, hocam evde canım hiç ders çalışmak istemiyor, ne yapmalıyım? Derslerim çok iyi, hocalarım da benden umutlu ama benim canım ders çalışmak istemiyor. O zaman bu arkadaşa bir kalp de bizden gelsin. Şimdi bu durumu çok çok iyi anlayabiliyorum. Özellikle içerisinde bulunduğumuz mevsim yaz ve bizler ders çalışmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çevremizin de bizi başarılı görmesi ve zaten öyle olmamız ve ders çalışmak durumunda hissetmemiz, bunların hepsi omuzumuzdaki yükü maalesef artırıyor olabilir. Arkadaşlar öncelikle şu an içerisinde bulunduğunuz zaman diliminde ders çalışmak istiyorsunuz ama içinizden gelmiyorsa bunu yapmayabilirsiniz. Ya bunu kolay kolay bir öğretmen söylemez ama biz bunu şu anda gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Peki bu ne kadar sürmeli? Şimdi sizin zaten içinizden ders çalışma isteği geldiği ve bunu da çalışmalarınıza yansıtamadığınız için sevgili arkadaşlar öncelikle şöyle bir bekleyelim, dinlenelim, farklı şeylerle ilgilenelim. Tamamen ders dışı olsun bunlar. Zaten bu istek içimizde olduğu için biz bir süre sonra tekrardan bu hissiyata derin bir şekilde kapılacağız ve ders çalışmalarımız başlayacak. Bu yüzden şu anda sizin için tehlike çanları çalmıyor. İstediğiniz gibi keyfinize bakın. Sizlerden tek isteğim bu. Eşli demiş ki, gittiğimiz lisenin iyi olmaması hedeflerimize engel mi? Kesinlikle engellemez. Biz bunu LGS hazırlığındaki öğrencilere zaten söylemiştik. Sizler de zaten önceki videolarımızdan bunları biliyorsunuz. Birçok kez bizden duydunuz. Bizler sizin LGS hazırlığınızda yapmanızı istediğimiz şey şuydu. Süreç içerisinde elinizden geleni yapın. Sonuç her ne olursa olsun bu bizim için önemli değil. Bizler sizlerin süreç içerisinde gerçekten bu işe emek verip vermediğinizi görmek istiyoruz demiştik. Birçok arkadaşımız da zaten üzerine düşeni yaptılar ve dolayısıyla sonuçlarını aldılar. Şu anda liselerde okuyorlar. Bu yüzden arkadaşlar şu anda okuduğunuz lise hiç mi hiç önemli değil. Bizler nitelikli liseleri kazanan veya kazanamayan öğrencilerin üniversite sınavlarında çok iyi, çok etkili sonuçlar elde ettiğini gördük. Dolayısıyla hala tüm üniversitelerin kapıları sizler için açık. Sadece nitelikli liselerde değilseniz biraz daha yorulmanız gerekiyor. Sırada Ece isimli bir arkadaşımızın sorusu var. Açıkçası okuduğumuz da birçoğumuzu etkiledi. 13-14 yaşlarındaki bir çocuk neden bu kadar stres yapmak zorunda? Evet Ece, öncelikle sana katıldığımı, sana inandığımı ve seninle aynı üzüntüyü paylaştığımı bilmeni isterim. Çok haklısın. Maalesef 13-14 yaşındaki birçok öğrencinin biz bu süreçte problemler yaşadığını ve psikolojik anlamda bu noktada kendini baskı altında hissettiğini biliyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Şimdi bu noktada bizim odaklanmamız gereken bir nokta var. Lütfen burayı bir kez daha söyleyelim ve gözler önünde bulunduralım. Sevgili arkadaşlar, şu an liselere giriş sınavı da, üniversitelere giriş sınavı da bizler için bir araç, bir amaç değil. Bizler yaşamımız boyunca çeşitli sınavlardan geçeceğiz ve bu sınavların sonunda da kariyerimiz belki bir şekilde bir noktada yön bulacak. Bu yüzden bizler sadece ileriyi düşünmekten ana odaklanamayabiliyoruz ve ana odaklanamadığımız zaman gerçek gücümüzü ve gerçek performansımızı gösteremiyor olabiliyoruz. Bu yüzden benim sizlerden bir isteğim var. Bir geçtiğimiz yılı ve bir de şu anda içinde bulunduğunuz durumu bir düşünmenizi isterim. Geçtiğimiz yıl LGS dediğimiz sınav sizler için çok çok önemliydi. Ancak şu an bu sınav sizler için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu yüzden arkadaşlar
belli zaman dilimlerinde önümüze çıkan şeyleri biz aslında gereğinden fazla büyütüyor olabiliriz. Evet, birçok arkadaşımız bu sınavı kazanamadı ve şu anda hayatın bitmediğini, hala devam ettiğini ve hala hayatlarındaki en iyi üniversitelere gidebilme ihtimallerinin olduğunu biliyorlar ve bizler şu anda bunun bilincindeysek eğer geçtiğimiz yıl kendimize bu kadar da aslında eziyet etmemize gerek yokmuş. Şunu özetle söylemek gerekirse arkadaşlar, önemli olan nesnelerin kendisi değil, bizlerin onlara yüklediği anlamlardır. Bu yüzden sizler karşılaştığınız veya karşılaşacağınız şeylere ne kadar anlam yüklerseniz o sizin için o kadar değerli ve önemli olur. Buraya odaklanmak yerine sürece odaklanın, keyfini çıkarmaya çalışın. Bu her şeyden önemli. Münire Gürhan'ın sorusu, 9. sınıf konularına ne zaman başlamalıyız? Evet, özellikle burada net bir cevap vermek gerekirse biliyorsunuz biz 8'den 9'a bir kamp programı hazırladık ve başlamak üzere bu kampımız. Sizlerden isteğimiz bu kampa katılıp önce 8. sınıfta varsa eksiklerimiz bunları hızlıca bir halledelim. Lise bizim için çok önemli. Oradaki hazırlıklarımıza başlamadan evvel burayı bir sağlamlaştıralım. Sonra da okul derslerimizle birlikte bu süreci devam ettireceğiz. Peki hocam, İshak demiş ki 10. sınıfta hangi derslere ağırlık vermeliyiz? Evet, bu aslında hangi alanı seçeceğimizle de alakalı bir kavram. Eşit ağırlıklı mı seçeceğiz, dil öğrencisi mi olacağız yoksa sözel mi olacağız, sayısal mı olacağız? Önce buna yavaş yavaş bir karar vermeye başlamak lazım. Hocam ben hala karar veremedim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bir derse de başlasak sanki fena olmaz diyen arkadaşlara da tabii ki belli şeyler söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, TYT'ye zaten gireceksiniz biliyorsunuz ve belli başlı derslerde başarılı olmanız ve bu konuda aslında iyi olmanız gerekiyor. Özellikle 10. sınıfa geçtiğimiz bu süreçte şöyle bir derste çok iyi olmak bizim için önemli olabilir. Örneğin matematik dersi bunun için çok müsait bir ders. Her alana hitap ediyor ve matematikte iyi olursak bizim için sonuçlar çok güzel olabilir. Özellikle şimdiden başlayacağınız ve tek ders odaklı başlayacağınız çalışmalar bu alanda iyi olursanız önümüzdeki yıllarda size çok çok önemli avantajlar sağlar. Hocam cevaplar için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.